Hadi kolay gelsin size. Sağ ol. Ha. O enişte. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne iş görüyorsun buralarda? Abi. Yeni bir proje mi var? Proje var. Nasıl bir proje? Proje şu abi. Kuluçka makinesi yaptım. Dur, bekle. Şöyle bir yanına doğru geleyim. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Şuraya şu tarihini yazayım. Dur. 29'u. 29'u bakayım. Şu üst köşeye yazı verelim. Bu ne oluyor şimdi bu? 29. Yumurta var. 09. Ömer gördüm nette kuluçka makinesi yaptım. Ha. Yumurta koyacağım şimdi. Evet. Bakalım ne sonuç verecek, ne yapacak, nasıl olacak. Allah işte. Allah. Civciv çıkacak yani. Civciv çıkacak. Kaç gün? 21 gün. 21 gün. Aha, 21 günde çıkıyormuş. Muş. Bakalım. Tabii 21 günde çıkıyor abicim. Bismillah diyeyim şöyle. Evet. Koyalım bakalım. Şimdi bunu koydun. Kapağını koydum. Kapattın. Ne yapıyor bu? Kapağını kapattım. İçine ampul, evet. Bir tane ısı termostatı var. Tamam. Bağlantıları kolay. İnternette var her yerde. Hı. Bir tane fan koydum ufak. Evet. Şu ısı ölçer ucundaki prop denen bir şey var. Tamam. Efendime söyleyeyim. Şey işte yapacağım. Yalnız şey ölçerim yok. Nem ölçer yok. Bir bardak su koyacağım şöyle. Evet. İki gün sonra çarşıya indi mi bir tane nem ölçer alacağım. Neminin de yanlış hatırlamıyorsam 57 derecelerde falan olması lazım. Nem oranının. Hmm. Ya bir deneyeceğim ya. Ne olacak? Tabii, yapalım da olmadı diyelim. Hmm. Olur ya, niye olmasın ya? Abi, yapan nasıl yap? 37,5 derecede çıkıyormuş. Tamam. Bakacağız. Civcivler. 21 gün sonra buradan 21 gün sonra ciyak ciyak sesler gelecek mi? Ya çok güzel olur. Hadi inşallah. O zaman da çağırırım yine videosunu tamam. Alırız. Alırız bakalım onu. Sonucunu. Çünkü internette yapıyorlar. Sonucunu göstermeden ıvır zıvır. İşte başka videolar. Bakacağız. Yumurtam da yok doğru düzgün. Köylüden almış. Sonucunu zaten göstermişsek bilgi olmuştur. Olmuştur gösterirsek diyorsun. Tabii. Değil mi? Öyle işte İyi, be. Hadi bakalım. 10. gün şeye bakarız. Yumurta kontrolü yaparız. Hayır, yaparız. Dolu yumurta, boş yumurta muhabbeti. Öyle. Yaparız abi. Yani yumurtalar horozlu mu? Dönüm kaç tane var burada şimdi yumurta? 25. Dur sayacağım. Tamam. Sayacağım daha. Yani eğer sistem tutarsa, tutarsa 25 tane nur topu gibi civciv mi olacak? Civciv olacak inşallah. Sayalım abi. 2, 4, 6... 6, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33 tane. Yeter. Oy, zaten başka bir yumurtam yok. İyi. Heh. Tamam hadi bakalım o zaman. Şimdi bakacağız. Kapatıp kapıyı. Kapat bakayım. Şu kapağını. O su nem mi verecek? Nem verecek bu su. Bu suyu aslında şu taraflara bir yere koymak lazım. Evet. Şöyle bir yere koyayım. Köşeye mi koysam? Tabii köşeye. Bunun kapağı hiç açılmayacak mı peki? Ya açmamaya özen göstereceksin. İşte suyu azaldı mı su takviye edeceksin. Hı. Vesaire vesaire gibi. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Bismillah deyip kapağını kapatıp efendime söyleyeyim. İşte önce şu termostatın bakalım ne şey yapacak. Fişini takalım abicim. Taktık. Hop. Çalıştı. Şu ışığın da fişini takalım abicim. Hop. Of. Işık da yandı. Bakalım 37,5 dereceye geldi mi? Ne oluyor 37,5 kapatıyor dereceye? Kapatıyor ışık kendini. Isı korumaya alıyor. Fan bu sefer yani içerisinde ısı 37,5 olarak sabit kalacak. Aynen. Nem olacak. Nem 57 diye hatırlıyorum nemi. Tamam ona bakarız. Nem ölçer yok ama alamadık. Nem ölçer. Şimdilik. Alırız inşallah. Deneyelim ya. Yani artıyor. Buradan da görüldüğü gibi. Hadi bakalım. Merakla bekliyorum. Ne? 37,5 mu? 37,5 değil civcivler. Civcivleri. Şey yapacağım. Sen söyle. 10. gün dolu yumurta boş yumurtaya bakarız. Aa. Tabii. İçinde belli olacak mı? Tabii. Yapma ya. Ya aslında 5. günde bir damarlaşmaya başlıyor da damarlaşmaya başlıyor şeyde 5. günde
10. günde net belli oluyor. Evet. Bakalım şeyden. Hadi. 31 derece oldu bile şimdi. Evet. İnşallah muvaffak olacağız bakalım ya. Ya zaten 37,5 ısıyı bulduğun zaman nem otomatik olarak 57, 50, 60 atıyorum 55 dereceleri oluyor zaten. Duruyor. Ha onun için 37,5 belki de ayarladılar. Niye 40 değil de niye 35 değil de? Aslında bu kutudaki ışıktaki muhabbette tavuğu taklit ediyoruz şu anda. Ha. Bu kutu tavuğun ısısı, anladım, vücut ısısı, nem ısısı. Demek ki araştırmışlar abicim adamlar. Olabilir. Olay bu diyorsun yani. Olay bu şimdilik bakalım. İnşallah. Sistemi çözersen doğru Taşköprü tavuk pazarına. Satabilir, ya, satabilir misin civciv? Kıyam. Ha? Ya, ne zaman sattım da sanki iki tane horozum vardı. Birini bir karşı köyden abimize hediye ettim. Birini bilmem yumurtaya aldığım yerden vermiştim. Belki de o yüzden şey yapmadılar. Olur olur. Hele öyle hadi belki isteyene veririm de hani civcivi şey horozu veririm. Tavuklarımı feri vermem dişiyi. Şey hele öyle kesip yeme filan ama Allah aha bak 37,5 kapattı kendini. Şimdi 2 sapmaya ayarladım. 37,3'ü bulduğu zaman 2'yi bulduğu zaman tak yanıyor. Hemen yanıyor 37,5'a getiriyor. 2 derece sapma. 3 derece yaptım sapmayı. 37,5 ya da 30 bulunca kapatıyor. Anladım. Sistem sonra devreye giriyor. Aynen. 37,3 olunca yanıyor. Gayet güzel. Aslında sapmayı biraz daha düşürsem belki 2 derece. Olabilir. Şimdi buna ne zaman tekrardan bakacağız kontrol için? 10 gün sonra yumurtanın doluluk oranına bakacağız. Yani içinde siyahlaşma varsa o zaman da çekeriz. Tamam. İçinde bir siyahlaşma varsa bakacağız. Yumurta olmuş geliyor yani canlı civcivler. İyi tamam. Yani yumurta döllü yumurta diyelim ona. Tamam o zaman 10 gün sonra olarak tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Dua edin. Hayır. Yorum atın. Yorum yapın ya da ne yapalım diye. Bir şey yapın. Deyin akıl verin yani. Heh. Tamam hadi bak. Şimdi Ömer'cim ay 29'unda koyduk yumurtalarımızı kuluçka makinesine. Evet. Bugün 5. gün bilmiyorum görünüyor mu siyah bir nokta var ve etrafında damarlaşma başladı 5. günde. Evet. Çok az görünüyor damarlar. Nokta görünüyor. Nokta görünüyor damarlar çıplak gözle bayağı bir şey. Evet. İyi istiyorsan yakınlaştır bir telefonu yok. Bakalım dur belki bakayım. Görünür. Oo, bir dakika. Dur, az önce elini... şimdi şey güzel görünüyor. Şu an iki tarafı sol sağ ve yukarı doğru mu gidiyor? Evet. Gördün. Bu 5. gün abicim. Bunu nasıl sağlıyoruz? Ya bakalım bu aylarda da bu işler oluyor mu? Olmuyor mu? Nemimiz 53-55 dereceler arasında. Sıcaklığımız 37,5 derece. Bakalım şey yapacak mı ya? Hani takip edelim. Ben de bunu izleyerek öğrendim. Ekim ayındayız. Bakalım hep beraber büyütelim. Büyüme süreci nasıl olacak? Civcivler çıkınca bir de ana kucağı yapmamız gerekiyor. Bunu da umarım yapar paylaşırız. Derecemiz 37,5-37,7'ye ayarlı. Düştüğü zaman ya da çok yükseldiği zaman fan zaten devrede. Evet. Düştüğü zaman devreye gidiyor. Nemimiz dediğimiz gibi 55 ila 65 derece arasında.
şu an gerekli koşulları sağlıyoruz yani civcivlerin doğması için. Aynen. Bakalım sonucu göreceğiz. 5. gündeyiz. 10. günümüzü de takip edelim. Tamam. 15. günü de takip edelim. Zaten en heyecanlı günler artık sonlara geldiğimiz zaman. Dediğim gibi eğer başarılı olup da civciv çıkarırsak ana kucağı falan da yapacağız. Işıklı bir ortamda o zaman da o zamanki süreci anlatırız. Şimdilik her şey yolunda. İyi hadi bakalım. Bakalım deneyelim. Millete yol gösterelim. Hadi bak. Diye yapıyoruz. Arkadaşlar merhaba. Kuluçka makinemizin 10. günündeyiz. Kontrol yapacağız. Döl kontrolü yapacağız. Aslında yaptım da size nasıl olacağını göstereyim. Bugün 10. gün. Karanlık bir ortamda. Telefon ışığıyla deneyeceğiz. Bunu yapacağız. Umarım sizlere de fikir vermiş oluruz. Şöyle ki 10. gün şöyle yapalım. Şöyle 10. günde yumurtamızın aşaması bu bakın içinde okunuz hareket halinde. Yeni çıkmış ha? Yeni ya, şimdi çıktı. Kurusu. Şu da kırmış. Aha, o da kırmış, çıkmış üzere. Bak baba baba geliyor. Diğerleri de kırık, gagalarını çıkarmışlar. Müdahale etmemek lazım çünkü kabuğa yapışık şeyleri hani atabiliyor yani. Hemen bir ana kucağını almamız lazım. Hemen onu da yapalım. Onu da yapalım. Hepsi kırsın da şeyini evet. Değil mi? Evet. Biz hazırlayalım çünkü ana kucağını. Çünkü bu şey ısıtıcı termostatından yok başka. Onu almamız lazım. Tamam. Geliyor geliyor. Kafa nasıl kafa? Kafa iyi, tutuyor kafayı. Kafa hocam. Helal bakayım, tutuyor elini at. Sen çok tatlısın sen. Sen, sen çok tatlısın kızım. Daha rengi değişir. Evet. Daha geniş bir dizine yolda. Allah çekim yapıyor. Kaç gün oldu şimdi bunların işte? Bunlar şimdi tam bir hafta.
Evet enişte. Civcivlere bir bakalım. Merhaba tekrar. Şey, nerede kalmıştık? Heh, civciv, ana kucağı, ana kucağı yapacağız demiştik. Ana kucağını şöyle bir köpük kutu buldum büyükçe. Tekrardan ısı termostatı taktım. Sabit tutunca büyüdü belki bir kere kadar. Şöyle. Şimdi kutuyu açayım. Aç. Büyük hissediyorum. Aç bakalım kutuda. Ya daha tavuk pazarına falan gideceğiz. Abi bir yalan. Kuyrukları çıkmaya başladı. Tavuk çiftliğini kuruyoruz mu? Tavuk çiftliğini kuruyoruz. Yani ufaktan başlayalım. Öyle hani izlediğimiz gibi 300 tavuk, 500 tavuk değil. Tabii canım. Bir 50 tavuk işiyle. Bu bir başlayalım işe, değil mi? Bak şimdi kış önümüz. Önümüzdeki yaza biz nasip olursa 40 tavukla gireceğiz inşallah. Evet. Hı. Bir yandan civcive devam edeceğiz mi? Üretmeye. Tabii tabii. Civciv niye üretmeyelim ki? Şey var, bütün düzenek var. Oluyor da. Evet. Ya, tamam ilk çıkımda şey yaptık. Biraz bir acemilik yaptık. Tabii olur canım o kadar. Yani yoksa normalde %100 çıkım alıyorduk neredeyse. Şimdi tamam. 25'te 13. Yani. Çıktı öldü. Biz bir cahillik ettik. Ondan kaybettik. Bazısı döllenmedi. Bazısı... Dölsüz yumurta çok çıktı tabii. Bazısı içinde kaldı. Kurudu. Yani kurudu. Çıkanlardan da ölen oldu. Tabii çıkanlardan da ölen oldu. Elde kalan sağlar. 13 tane bu bizimdir. Büyük tecrübe oldu bize şimdi. Evet. Heh. Bakacağız. Bir sonraki çıkım videosunda olacak. Umarım ya bir de düşünsenize bundan olduğu kümesten yumurta toplama videosu çekiyoruz. Ya ama değil mi? 10 numara. Bunlar ne kadar bir sürede tavuk olur? Ne kadar sürede aşağı yukarı bir yumurtlar? 8 ayda olur herhalde ya. 8 ay, 8 ay. Ben 8 ay diyorum. Tamam şu an hangi aydayız? Kasım. Kasım, 1 Kasım. Efendime söyleyeyim. Seneye o zaman Haziran gibi, Haziran gibi bunların yumurtladığını da görebileceğiz o zaman. Allah nasip ederse. Allah nasip ederse. Şey tabii ana kucağı dedik yine fan koydum, lamba koydum. Evet. Şey ısılarında günden güne düşürüyorum. 30 evet. Derece, 29 yani 3 günde bir büyüdükçe düşürüyorum. Büyüdükçe düşecek ısı. Ha, aynen. Şimdi 25 dereceye kadar düştü. O bile sıcak oluyor. Büyüdüler ya böyle açık bir yer yapmam lazım aslında da. Akşam üşürler diye çok korkuyorum. Yaparız. Aha. O zaman şimdilik söyleyebileceklerimiz bu kadar. Aynen. Tavuk, yumurta ve civciv üretimi işine devam edeceğiz. Tavuk doğru mu? Birinde aranan isim olacak. Aranan isim. Allah bak. Canlarının sayesinde bizimki heves, merak. Evet. Şey ya, aile bütçesine katkı. Ya tabii o da olacak. Niye? Çok olursa olur tabii olur. Canım. Ama 3-5 olursa. Çoğaltacağız ben, inşallah. Abi ne? 4,5 senedir köydeyim. Yumurtaya daha para vermedim. Tamamdır. O zaman takipçilerimize ne demek istiyorsun sen? Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hadi bakalım.